risk faktörlerinden bahsedecek olursak hocam neler söyleriz? Şimdi risk faktörü bir genetik risk faktörleri. Sigara, obezite, hareketsizlik, diyabet, hipertansiyon en büyük risk faktörleri bunlar. Onun dışında çok özel bir risk faktörü yok. Yani hani böyle stresli hayat diye belki ilave edebiliriz. Stres ama stres de zaten şeyi etkiliyor. Stresli insan genelde sigara içiyor, işte aşırı yiyor, obezite oluyor, tansiyonu yükseliyor. Yani streste bu işlere katkıda bulunuyor. Risk faktörleri bunlar dedik. Ameliyatlarda ne gibi riskler oluyor hocam? Ameliyatlarda ne yapıyoruz? Bypass ameliyatlarında artık günümüzde %1'in altına düşmüş durumda. Yani 50-60 yaşında bir hasta eğer çok ilave akciğerlerinde, böbreklerinde ciddi problem yok, diğer damarlarında çok ciddi problemler yok ise riski son derece düşük. %1'in altındadır bizim ameliyatlarda şu anı günümüzde. Mesela 20 yıl önce, 30 yıl önce bu riskler biraz daha fazlaydı. Şu anda son derece düştü riskler. Ama ne olabiliyor yine de? İşte bizim en çok korktuğumuz, Allah korusun, hasta felç geçirebiliyor. Ya da uyanmayabiliyor, ciddi nörolojik problemler olabiliyor. Neden o da? Aorta, biz kremp koyduğum zaman oradaki kopan parçalar beyin damarlarını tıkayabiliyor. Ama bu nedir? %1'in altındadır yine. Yani çok yüksek bir risk değildir ama olabilecek bir komplikasyondur. En çok teknolojiyle. Yani bunu çok hala engelleyemiş değiliz. Bir şekilde yine de bunu engelleyemiyoruz. Olabiliyor. Kalbi durdurmadan bile yapsak, kalbe aorta dokunduğumuz anda bu risk her zaman var. Onun dışında işte böbrek yetmezliği olabiliyor bazen. İşte diğer organlarda, karaciğerlerde, bağırsaklarda problemler olabiliyor. Kalp yetmezliği olabiliyor. Eğer kalp ameliyatında hasta kalp krizi yine gelmişse özellikle bu tür kalp yetmezliği riskleri yüksek. Onun için biz genelde kalp krizi olduğu zaman hemen ameliyat etmek istemeyiz. Biraz bekleriz. Kalbin biraz toparlamasını bekleriz. Kalp krizi esnasında pek almak istemiyoruz. Çünkü ameliyattan sonra kalp krizi geçiren hastalarda eğer hemen ilk 6 saat içerisinde, ilk bir gün içerisinde krizde geçiren hastayı ameliyat edersek kalp yetmezliği riski olabilir.